Beran annesine gidince Akile de annesine gitti. Önce bir hatırlayalım neler yaşandı. Anne ben geldim bak. Aklım için. Sana geldim. Ben o kapıya gitmeyeceğim diye burada da söylemiştim. Ama annemi yine haklı çıkardık. Annem dedi tıpış tıpış gelecek kapıma. Yalvaracak dedi. Ki öyle oldu. Öyle. Çıktım yukarıya Seda abla. Hı. İlk başta yalvardım tabii aşağıdan açmadı. Hı. Gideceksen açmam kapıyı dedi. Hı. Ben gideceğim dedim. Sadece dedim elini öpmeye geldi. En büyük abim açtı kapıyı. Rahatsız olan abim. O bile yüzüme bakmadı. Sonra annemle karşılaştım. İlk başta uzatma elini. Dedim bak dedim yine sen çıktın dedim. Sadece dedim helalleşeyim. Elini öpeyim, gideyim dedim. Hı. Yok dedi ilk başta. Ondan sonra yalvardım biraz. Elini öptüm. Ay. Elini öptürdü. Sarıldık. Sarıldınız mı? Sarıldık. Nurhan Hanım sana sarıldı mı? Sarıldı. Annelik duygusu yeni gelmiştir abla. O anki duyguyu madem annene dönecek. Bir sus Allah aşkına bir sus. Bir dakika ben şunu söylemek istiyorum abla. Annesine madem Allah dönecekti, annesi bu kadar değerliydi. Neden benim evladımla benim arama girdi? Ben evladımı göremiyorum, ayrı kaldım. Dedi ya ben artık annem de sensin, benim ailem de sensin, babam da sensin, her şeyim sensin. Neden ailesinin yanına gitti? Ailesiyle mutlu olacaksa ben aradan yine çekilirim. Kelimesini de kullanmıştım. Beren ailesini zaten seçmiş, beni silmiş. Ben abla ailesiyle mutluluklar diliyorum. İnşallah ömür ama boyu, sen ömrünün bak, sonuna dedi kadar ki başında, da mutlu olur. Annesi demiş ki gideceksen o kapıyı açmam. Doğru mu anladım? Evet abla. Ama o baştan da gideceğim kelimesini kullanmış abla. Hay gideceğim demiş. Gideceğim kelimesini kullanmış madem gideceğim sana geleceğini diye söylüyorsun. Gideceğim yok anne. Yok abla beni sildi zaten o. Sarıldıktan sonra biraz oturdum. Hı. Konuştuk. Hani ikna etmeye çalışmadım. Yalan yok. Çünkü hiçbir şekilde ikna olmayacağını biliyorum. Ama benim annem illaki o sırtını tekrar bana dönecek. Ama güzel bir onayını da vereceğini hissediyorum. Çünkü ben o hissi aldım da yani. O sarılmayı hiçbir şekilde, yani 25 senenin içinde ilk defa öyle sarıldım. Kokusunu içime aldım. Almadığım kokuyu aldım. Aynen. Sen benim için oraya gidip o anacığınla sarıldınız ya, daha ne diyeyim ki? Evet, Akile, Beran'la annesi arasında yaşananlara çok bozuldu. Ben niye çocuğumu, annemi göremiyorum? Senin yüzden buralarda haftalardır seni bekliyorum, onay bekliyoruz dedi. Sen dedi, fikirlerin değişti. Ben kendi çocuğumu göremiyorum dedi. Annesiyle çocuğunu görmeye gitti. İzleyelim. Mustafa abi, kırmızı halı de çevirin oraya. Güzelce oraya git. Tamam mı? Git 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 git. Ya, Beran git. Al bak bunu da sevdiğin kıza takarsın. At at. Bir anne evladını niye siler? Silmedi bence. Öz süt anneyi kıskanıyor. Tam işler yoluna girmeye başlamıştı ki Beran ve Akile'nin arası hiç beklenmedik şekilde açıldı. Yüzükler atıldı. Beran annesine sığındı. İki gün sonra onlar ikisi de birbirinden bıkacaklar. O zaman gel yalvaracağım. Anne ben geldim bak, aklım için. Sana geldim. Akile'den Beran'a karşı hamle geldi. Akile de annesinin evine gitti. Kapıyı ise annesine emanet ettiği biricik kıza açtı. Abla ben de bugün ailemin yanına dönüyorum. Aylardır kızını göremeyen Akile kızına kavuştu. Dakikalarca sarılıp özlem giderdiler. Annem! Ne oldu? Zor günlerden geçen Akile annesine içini döktü. Ne zaman Aydın'a geçeceğiz?
En kısa zamanda geçeceğiz Allah'ın izniyle. Onayları aldık mı? Ne zaman alacağız onayı? Bakalım, Beren ailesini bekliyoruz. Kabullenmiyorlar şimdi. Kabullenmiyse sen de çek gel. Bekleme. Evlat, her şeyden önce evlat. Anne, Beren'i de seviyorum ama. Tamam, Beren iyi. Beren de seni seviyse bekletmesin. Akile'nin annesi Sultan Hanım, ailesinden onay almak için yeterli çabayı göstermediğini düşündüğü Beren'a ve onay vermeyen ailesine tepkiliydi. Benim çok sinirime gidiyor ya. Esas benim onay vermemem lazım gene. Onun anası babası kendini çok ağırdan satıyor ya. Bence hiç gitmiyor. Anne, Beren'i bırakamam orada yüzüstü. Bırakırsın, bırak. Bırakamam. Bırakırsa... Çünkü seviyorum, bırakamam yani. Ben onu yarı yolda bırakmak için çıkmadım o yola. Sevdiğim için çıktım. Ama senin yaptığın fedakarlığı yapamıyor ama. Senin... Anne, o da uğraşıyor. O da bir şeyler olsun diye uğraşıyor. Keyfinden bu şekilde yapmıyor ki. O da elinden geleni yapıyor. Bu iş olmuyorsa Beren kızımı göndersin. Beren'in yaptığı dayıp değil mi? Niye yüzükler attı? Bu kadar kolay mı? Yüzüğü al, yüzüğü tak, yöre çıkar. Çocuk oyuncağı mı bu? Ben kızımı sokakta mı buldum? Bu iş olmuyorsa daha da fazla uzatmasınlar. Benim kızımı göndersin. Beran'ın annesi yüzükler atıldı diye Beran'ı eve aldı. Evine bu zamana kadar almıyordu. Hemen yüzükleri atınca araların açılmasını bekliyormuş. Hemen evine kabul etti oğlunu. Aklım için sana geldim. Beran annesiyle barıştı. Kızımdan vazgeçti. Annesiyle var ya barıştı. Benim kızımı yani yüzüğü attı. Bunun aşkı bu kadar mıydı? Hani sonuna kadar seviyordu ya benim kızımı, onun için çocuğundan her şeyinden vazgeçti. Beran kızımı neden yalnız gönderdi? Hani Beran çok seviyordu ya. Niye yalnız gönderdi kızımı? Bunun adamlığı, insanlığı bu kadar mı? Beran'a güvenmiyorum. Zaten Beran'la ilgili kafamda soru işaretleri vardı. Şimdi daha çok çoğaldı soru işaretleri. Zaten güvenmiyordum ya. Bundan sonra hiç güvenmiyorum artık. Beran ve Akile'nin yüzükleri sehpanın üzerinde. Beran'la annesiyle görüşmesi sonrası Akile yüzükleri fırlattı. Ama Akile'nin annesi ilk yüzüğü atanın Akile olduğunu bilmiyor sanırım. Evet, her oraya şey yanlış. Benim üstümde. Sen gittin annenin yanına, mutluydun. Orada güzel bir yuva kurdunuz. Evet. Annenin dediklerine baksana. Ben oraya annem için gitmedim, kızım için gittim. Bak, ben kızını karıştırmıyorum ben. Ben sana sadece söylediğimi söylüyorum. Annen ne güzel orada söylüyor ya. Niye sen hemen pat diye gittin? Kavga ettiğimizin ertesi günü. Attı? Anne sen haklıymışsın kelimesini bu kullandın. Bu yüzükleri kim attı? Allah evet aşkına, ben kim çıkardım. Attı? Söylesenize kim attı bu İlk yüzükleri ben ya? İlk ben çıkardım. Hı? Bak ben kendim annem de söylüyorum, bunu diyor, sormana gerek yok. Ben çıkarıyorum. Niye annem benim üstüme suç atıyor? Ha? Annem izlememiştir orayı. Annem müzik konusunda değil. Bana. Ya bırak bu işleri. Annem ya. Hakkında düzgün konuş. Ha. Senin annen de benim adamlığımı yargılayamaz. Konuş. Benim adamlığımı yargılayamaz. Adam olsaydın yanında dursaydın o zaman. Sen kaç aydır benim... buradasın. Bir onay bile alamadın adamlıktan bahsediyorsun. Sen oraya gittiğinde bak dinle. Dinle ondan sonra konuş. Sen oraya gittiğinde benim haberim bile yok. Niye senin annenin evine gittiğinde benim haberim var mıydı? Yok muydu? Hayır, yoktu. Yalan söyleme. Hayır, yoktu. Ne zaman? Sen yalan söyleme. Sana söyledim de gittim. Sen benim telefonlarıma bakmadın. Abim bana o kadar kelime söyledi. Ben sana mesaj attım. Sen bana dönüş yapmadın. Benim nasıl haberim olacak? Ben zaten şey yapmadım ki zaten. Umursamadım. Yalan yok. Umursamadım. Umursamadım. Evet. Senin i̇şte annene... bana adamlıktan bahsediyorsun. Abim bana kelime kullanıyor. Yusuf beni bir dinle. Akile senin annene... Senin annene gittiğinden Beren haberi var mıydı? Yoktu. Mesaj attım abla. Yok. Mesaj attı sana. Hayır, abla arıyorum attım. Arıyorum açmıyor. Mesaj attım. Niye açacağım? Senin annem, sen benim adamlığımı yok, şey yapamaz. Beni orada tek başıma bak, bırak. Ne yaparsanız yapın bana, adamlığımı sakın sakın sorgulamayın. Kusura bakma, herkes tamam yerine göre. Herkes yerine göre evet, mi? Evet, herkes yerine göre. Sen beni nasıl yerine o zaman göre bıraktıysan gittin, bir sınava, ben de seni yerine göre bıraktım. Getireydin, niye sana demedin mi? Burada, ben senin sen peşine zaten attın, burada rezil oluyorum, dedin, bir de kızımı Yusuf, rezil edeceğim. Yok öyle bir Yusuf, dünya. Yusuf, o zaman burada kızım diye ağlayıp durma başımda. Sana sormayacağım onu. Gidiyorum dedi. Evet. Mesaj attı. Bak gittikten sonra mesaj, haberim oluyor benim mesaja ama. Mesaja cevap verdin mi sen? Vermedim. Aradım. Ne yaptı arayınca? Bir iki gün sonra aradım. Baktım hani cevap vermiyor etmiyor. Aradım. Aynı gün arayacaktın. Hani sevdiğin kadındı. Sen hani de oraya tek başına gidemezsin. Benim haberim olmadan nereye gidiyor? Ben senin ben niye dışarı sen çıktığımda. Benden habersiz her ben yere gidiyorsun. Ben dışarı çıktığımda senden habersiz bir yere gittin mi bu zamana kadar? Gitmedim.
Sütenleme bile gidersen sana diyorum sütenleme gidiyorum diye. Benim gittiğim bir yer yanlış bir yer değil, kötü bir yer değil. Ben annemle evladımın yanına annen gittim. Annen benim adamlığımı sorgulayamaz. Hiç kimse sorgulayamaz. Benim anam babam sorgulamadı. Senin abin bana kelimeleri kullanıyorsa benim annem de sana yapar bunu, kusura tamam bakma. Hiç kimse kusura bakmasın. Hayır, onu bir geçeceksin. Ha. Onu bir geçeceğim. Madem bana adamlığımı sorguluyor. Evet. Seni de yerden yere vuruyordu telefonlarda. Ne oldu? Nerede yerden yere vurdu pardon? Nerede yerden yere keşke vurdu? Keşke Murat Davanur burada olsaydı var ya. Ah keşke. Benim annem sürekli beni el üstünde tuttu. Bence sen otur bir kendi annene bak. Aha. Biz ayrıldık diye bak seni evine kabul etti. Bu zamana kadar kabul etmiyordu. Ne oldu? Meral sen değiştin mi Akile'nin dediği gibi? Çok yani bu bekleme süre biraz önce bak, bu çocuklara sorduğum soru abla. Senin için de geçerli. Yani burada ben ne değişeyim çünkü ya? Çünkü neden? Hayır burada derken annene gittin, sarıldın. Sen dedin ki bana ben hiç unutmuyorum. Seda abla ilk defa annem bana sarıldı dedin. Evet. Bu benim hayalimdi dedin. Evet, hayalimdi. Peki yani bir değişiklik var mı? Akile'nin seninle ilgili kafasında soru işaretleri var. Aşırı derecede hem de. Neden annem? Seda abla, ben annemi seçmiş olsaydım. O zaman barıştığımda ben oradan geri gelmezdim. Buraya oturup da... Gitmek için çaba gösteriyorsun ama kusura bakma. Benim ağzımı açtırma şimdi burada. O zaman buyur sahne sizin. Konuş. Yok ben sahneye çıkmak için buraya gelmedim. Konuş o zaman. Ben buraya bir yuva kurmak için sus, geldim. Anlatayım derdimi. Ama karşımda yuva kuracak bir insan yok. Kusura bakma. Güle güle, annem haklıymış. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Bırakın gitsin bırakın. Bırak. Hiç, ben hiç şey yapmıyorum. Ben alıştım. Terk edilmeye alıştım. Şimdi bu çocuklara bak kötü örnek oluyorsunuz bak. Yarın sakın bir gün bu yağmur gidecek oraya oturacak. Kötü örnek olmak değil, Beran çok bu, değişti. Sakın bak kardeşim. Aa bak bak bir dakika bak. Beran yok. Aşırı derecede değişti. Reklam aralarında yanımda değil. Otele gidiyoruz, aha. Otelde yanımda değil. Yalan mı kardeşim? Ama ben kızımın yanına gittim ya. De Beran Onur'un mikrofonunu açın. Konuşsanıza. Yunus Emre, konuşsanıza oğlum. Ne derken bizim yanımıza geldi. Biz hayır, orada öyle... Hayır, kimin yanında olması gerekiyordu? Küs de olsa bir kadının yanında olması lazımdı. Ben ya beraber kimin değil için geldim beraber, onun için. Beraber değil miydik ya? Yapmayın ya. Ben onun için geldim. Aha, tabii tabii. Yalnız bir şey bana söyleyeceğim Beran. Bana haber vermedin, etmedin. Bu nasıl olacak? Oynarım. Arkadaşlarım çağırdı. Ben kime güveneceğim? Bir dakika. Giderim, buradaki misafirlerimiz... Lazımsa Akile ben de geleyim. Akile dur. Buradaki misafirlerimize, buradaki dostlarıma sormak istiyorum. Akile'de bir değişiklik var. Bunu da Beran'a yorumluyor. Diyor ki, Beran değişti. Olabilir mi sizce? Hayır. Efendim Sultan'cığım. Hayır, olamaz. Sultan alsa mı mikrofonu bir şey söylüyor? Beran değişmiş olabilir evet, mi? Evet Seda Hanım, Beran değişti. Heh. Ben baştan beri takip ediyorum. Beran değişti. Şimdi de Akile uyandığı için aşk karın doyurmayacağını anladı. Çocuğu ağır basıyor. Onun efendim için... Şadıman. Peki Şadımancığım. Seda Hanım, Beran değişmedi. Beran'da bir anne özlemi vardı. Annesine gitmiş sarılmış. Sarılabilir. Şimdi Akile'nin yaptığı hiç hoş bir şey değil. Ne yapması lazım da Akile'nin? Akile'nin bu şekilde davranmaması gerekir. Annesinden özlem giderdiği için kendi evladından nasıl giderdi? Onun için Beran'ı desteklemesi lazım. Kızım böyle yapmakla. Nereye kadar destekleyeceğim abla? Bak, pardon Akile. Bir şey soracağım. Sen çok güzel konuştun. Ben Beran'ı nereye kadar destekleyeceğim? Bir dakika seviyorsan destekleyeceksin. O beni hangi bir gün destekledi? Seviyorsan o destekleyeceksin. O beni hangi bir gün destekledi abla bunu soruyorum bak, Beran sana. Şimdiye kadar seni çok destekledi. Abla onu bir geçeceksin ya. Allah aşkına geçeceksin. Anneye geçeceksin sarıldı abla. Bir poz. Abla babaya ben isterim ki annesi bırak her zaman onları. Yanında olsun. Bak, ben bunu başından beri istedim. Beran'a da sorabilirsiniz. Kızım sen git sevgine dedim, sahip çık. Atınla. Esas değişen sensin. Beran peki, nasıl değişen peki. Esin bir şey ya, ben söyleyecek. Ben derdimi anlatabilir miyim? Lütfen ya. Bir dakika. Esin bir şey... Akile gelir misin buraya? Yanıma gel, şuraya gel. Bir dakika bekleyin. Mikrofonsuz Beran, konuşmayalım. Sen anneni görmeye gittin. Evet. Akile niye gidemesin annesini görmeye? Yani bir kere ben sen de çok... Diye... Ya Esin abla bir dakika, lafların bir saniye. Çarpıtma kurban olayım ya. Çarpıtmıyorum bir saniye. Ya ben gitmesin abla, dedim mi Seda abla? Abla ben ailemi de geçtim evlat. Evet. Evladını görmeye ben gittim. Ben ailemi de geçtim. Arkadaş derdimi ben anlatamıyorum. Ayrıca ya, sen de çok değiştin. Anlatayım ya. Çok ya bir peki, derdimi anlatayım diyor. Konuşun ya. Derdimi anlatayım diyor. Allah aşkına ya. Ben yorumumu yapayım Beran. Çaytay sen yorumsuz kalma abla Allah aşkına. 7-24 saat yorum yap tabii ya. Tabii kalmayayım. Şadıman abla ya. Sen zoruna mı Şadıman abla sen niye Akile'nin üzerine tamam, kadar tamam peki bir dakika Esin. Bir dakika durun.
Çocuk bir konuşsun. Konuş çocuğu. Ya konuşacak derdim kalmıyor ki Seda ablam ya. Anlat, anlat sen. Hadi. Ben senin annenin yanına gittin diye ya da kızının yanına gittim diye bir şey söyledin mi? He? Dedin mi? Haberi dedin mi Esin abla? Allah Allah. Tamam bir dakika bir derdini gitsin, anlatsın. Gitsin. Yanında da kalsın. Kaldı da zaten. Ben ona dedim ki kızımı da al gel. Demedin mi? Ben senin annenden zaten yeteri kadar sürünüyorum. Kızımı niye süründüreyim ki burada soğuklarda? Esin bekle. Allah'a yazıklar hiç olsun. Hiç yazıklar ya. Olsun diye bir şey yok. Benim kızımın okulu var. Kusura bakma ben kızımı da buralara getiremem. 15 saatine girmedim bu çocuklar. Getiremem, rezil edemem kızımı buralarda. Sen demedin Beren, ben getireceğim haberin olsun. Ben dedim kızımı getir. Tamam o kelimeleri ben kullandım. Kızımı getireceğim dedim. Baktım ben burada zaten kendim rezil oluyorum. Hiç dedim kızımı da rezil etmeye gerek yok. En güzel anneannesinin yanında dursun ki zaten ben tekrar gideceğim. Şimdi git, gitme demiyorum. Git, istediğin kadar git. Bugün neden zaten dönüyorum, bir, merak etme. Bir şey söyleyeceğim ya. Siz niye bu hale geldiniz? Ne ara böyle oldunuz? Abla ailesi değişti, ne yapıyor bu çocuk? Ben nereye kadar bana güvenmiyorum demiş ya Seda. Abla evet, bir şey ben söyleyeyim. Ben ona güvenmiyorum. Bu zamana kadar ayırmak için elinden geleni yaptı. Annem yaptı. Yani. Yapmadı mı? Abla ilk BTR'leri getirir misiniz annemle babamın Beran'a nasıl davrandı? Senin bak, ailem baba o şekilde için davrandı mı? Bak, benim annem babam seni el üstünde tuttu. Allah da beni alsın. Selamı tamam. Allah kavle. Beni de aa, alsın. Deme öyle şeyler. Senden de alsın. Benden de alsın. Anamdan da alsın. Tövbe babamdan da alsın. Tövbe. Tamam mı? Beni... Aa öyle deme. Bak bir saniye. Ben Beran kıyamam sana Beran. Bir saniye. Ben bir baba olmak istedim seninle. Değil mi? Bir hayalim vardı benim. Hayalim. Ama onu de sağ olsun. Anan da aldı. Sen de aldın. Daha da hiçbir şey demiyorum. Ben suçlu bir şey. Senin ailen değil bizim. Değil mi? Sus. Allah Allah. Anlat dinliyorum.